Evet değerli öğrenciler, şimdi dış borç türleriyle videomuza devam. Arkadaşlarım, dış borç türlerine baktığımız zaman farklı farklı isimlerin altında bir takım kredilerden sizlere bahsedeceğiz ve bu kredilerden ilki kalkınma kredisi olarak ifade edecektir. Arkadaşlar, kalkınma dediğimiz olayla sadece parasal anlamdaki artışlar değil, aynı zamanda olayın sosyal yanlarını da işin içerisinde ne yapmamız gerekiyor? Dahil etmemiz gerekiyor. İşte kalkınma kredisini kim verir? Tabii ki gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkelere kalkınma kredilerini sunmaktadır. Ve bu noktada da karşımıza belli başlı bazı durumlar gelmektedir. Mesela IMF'den bahseder, mesela Dünya Bankası'ndan bahseder, mesela Avrupa Yatırım Bankası'ndan, Asya Kalkınma Bankalarından bizlere ne yapabilir? Bizlere bahsedebilmektedir. Burada şöyle dikkat edin, şöyle bir sınav sorusu var. Aşağıdakilerden hangisi kalkınma kredisi vermez şeklinde bir soru var. Dünya Ticaret Örgütü'nün böyle bir herhangi bir şekilde kredi kullandırma gibi bir durum söz konusu değil. Şimdi kalkınma kredilerinin türlerine bakalım. Kimler hangi kredileri veriyormuş? Onlar hakkında sizleri bilgilendirelim. Ve bunlardan iki proje kredisi. Proje kredisi bizim için önemli bir kredidir arkadaşlarım. Buna dikkat edeceğiz. Bir, en önemli anahtar kelimelerden bir tanesi Dünya Bankası'dır. Dünya Bankası'nın vermiş olduğu, Dünya Bankası'nın sağlamış olduğu kredinin adı nedir derse vereceğimiz cevap ne olacaktır? Proje kredisi olarak ifade edilecektir. Arkadaşlarım, proje kredilerini biz özellikle projeler için veririz. Yatırımlar için verilmektedir. Yani ben bir proje yaparım, devlete sunarım, atıyorum bir üniversite olarak proje yaptım, devlete sundum, ancak devletin parası yok. Devlet o projeyi kime sunacaktır? Dünya Bankası'na. Dünya Bankası da sunar, Dünya Bankası inceler, devlet proje iyiymiş deyip parayı ne yapacaktır? Türkiye'ye aktaracaktır. Bakın, biz burada tamamen buradan aldığımız parayı nerede kullanmak durumundayız? Parayı yatırımlar için kullanmak durumundayız. Yani biz tüketim malı alabilmek için asla ve asla proje kredilerini kullanamayız. Mesela 3. Boğaz Köprüsü projemiz var ama kaynağımız yok. Dünya Bankası bize kaynak yaratabilir. Ya da havalimanı projemiz var ama kaynağımız yok. Dünya Bankası bize arkadaşlar kaynak aktarabilir. O aldığımız parayla ithalatı finanse edebilir miyiz dediniz. O aldığımız parayla tüketim harcamalarını finanse edebilir miyiz derseniz edemeyiz. Proje kredilerinin böyle bir durumu vardır arkadaşlarım. Özellikle ülkemizde son dönemlerde kullanılan yap, işlet, devlet gibi kısımlarda karşımıza gelecektir. O yüzden şuna dikkat ediyoruz. Proje kredilerinde kim finansör olarak karşımıza gelmekte? Dünya Bankası. Dünya Bankası'nın özellikle yatırım amacıyla projelere sunmuş olduğu kredinin adı nedir derse, yatırım harcamalarını finanse etmek için oluşturulmuş kredinin adı nedir derse, vereceğiniz cevap nedir? Vereceğiniz cevap proje kredisi olarak ne yapılabilir? İfade edilmektedir arkadaşlarım. Bu bizim kalkınma kredimizin ilki olarak ifade edilecektir. Burada bir sorumuz var. 2001 ekonomik krizi sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Dünya Bankası'ndan almış olduğu sosyal riski azaltma projesi kredisi hangisiyle bağlantılıdır diye sormuş. Ve diğer kredilere hemen devam ediyoruz. Bakın, bunlar kalkınma kredisi olarak ifade ettiğimiz başlıklardır. Lütfen bu başlıklara dikkat ediniz. Arkadaşlarım, karşımıza gelecek olan ikinci kredinin adı program kredisidir. Ve program kredisine baktığımız zaman burada karşımıza gelecek olan temel finansör firma IMF olarak ifade edilecek. IMF'nin vermiş olduğu özellikle ve özellikle ithalatı finansmanını sağlamak amacıyla alınan dış borç nedir derse, o zaman vermeniz gereken cevap ne olacaktır? Vermeniz gereken cevap arkadaşlar program kredisi olarak ifade edilmektedir. Şimdi biz IMF'den aldığımız bu parayı ithalatın finansmanında kullanabiliyorsak tüketim malları için de kullanabilir miyiz dersen, evet, tüketim malları için de rahatlıkla kullanabiliriz. Ancak IMF parayı babası gayrına vermez. Alır şartları vardır ve IMF
burada parayı verirken bir anlaşma imzalar. O anlaşmamızın adı standby anlaşması olarak ifade edilecektir. IMF ile borç alan ülke arasında imzalanan bir anlaşma. Arkadaşlar, IMF parayı verir ama der ki kardeşim o ülkede kesinlikle ve kesinlikle istikrar programları ne yapmalıdır? Uygulanmalıdır. Yani bir istikrar programı varsa IMF tarafından özür dilerim. IMF tarafından bu ne yapılır? IMF tarafından bu desteklenir şeklinde bir yorumla bizleri karşı karşıya bırakan bir durumu bizlere ifade etmektedir. İstikrar programının finansmanı amacıyla IMF'den alınan dış borç nedir derseniz bunun adına biz program kredisi diyoruz. Arkadaşlar koşullu bir kredidir. Neden koşullu bir kredi? Çünkü ne yapmamız gerekiyordu? Standby anlaşması imzalamamız gerekmekte idi. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Arkadaşlar bakın Türkiye ile IMF arasında kaç standby anlaşması vardır diye sağda solda bir yerlerde karşınıza gelebilir. 19 farklı standby anlaşması vardır. IMF'ye olan borcumuzu ne zaman bitirdik derse 2013 yılında borcumuzu sonlandırmış olduk. Bunları zaten iktisat derslerinde de hocamız sizlere aktaracaktır. Bir diğer kredimiz bağlı kredi, şartlı kredi olarak da ifade ettiğimiz bir kavramdır. Arkadaşlar neye bağlı olabilir? Ben size söyleyeyim. Ülkeye bağlı olabilir ki bu ülkeden kastettiği ifade orijine bağlı olarak da karşımıza gelebilir. Neye bağlı olabilir? Mala bağlamış olabilir ki aklına gelen tabirle bir bağlantısı yoktur. Diğer taraftan da hem ülkeye hem de mala bağlama durumuyla bizleri ne yapabilir? Karşı karşıya bırakır. Yani şöyle düşün, ben sana borç veriyorum Amerika Birleşik Devletleri olarak, Türkiye'ye borç veriyorum ama diyorum ki aldığın parayı ne alacaksan, ne ithal edeceksen ABD menşeli ürünleri almak zorundasın. Ülke bazında hareket ediyor. Bunun adına biz ülkeye ya da orijine bağlı olarak ifade ediyoruz. Yani parayı veren kurum ya da parayı veren devlet parayı nasıl kullanacağını ne yapar? Sana burada bildirmektedir. Kastettiği mevzu aslında bundan ibarettir. Diğer tarafta mala bağlama durumu vardır. Burada da sana parayı verir ama sadece o mal için parayı verecektir. Mesela ben gittim dedim ki kardeşim kalem ithal etmek istiyorum. İngiltere'den borç aldım. İngiltere bana borcu verirken der ki Oka bu verdiğin parayla sadece ne alabilirsin? Kalem alabilirsin. İşte bu durumda krediyi neye bağlamış oluyor? Mala bağlamış oluyor. Herhangi bir ülke koşulu yok dikkat edersen. Hem ülkeye hem de mala bağlı bu durumu var. Kalem için İngiltere'den para istiyorum. Diyor ki krediyi sana kalem için veririm. Ama kalemi kimden alacaksın? Kalemi de benden alacaksın şeklinde bir açıklaması vardır. Yani parayı sağ cebinden çıkartıp tamamen sol cebine ne yapacaktır? Dahil etmek durumundadır. O yüzden biz bağlı kredide parayı veriyoruz ama bu para karşılığında da bir şeyler talep ediyoruz. Ya ülke bazında bir sınırlama getiriyoruz, ya mal bazında bir sınırlama getiriyoruz ya da hem ülke hem de mal bazında bir sınırlandırmayı getirmek durumundayız. Mesela Amerika'nın son dönemlerde verdiği bağlı kredilere baktığımızda nakliyesinin de kendi gemileri tarafından yapılma şartını bile dahil ediyor. Yani buraya nakliye şartını da bile dahil ediyor. O derece ağır şartlarla borç alan ülkeyi karşı karşıya bırakıyor. O zaman kalkınma kredilerinden ilki proje kredisiydi, ikincisi program kredisi, üçüncüsü bağlı kredi olarak da yapılabilir, ifade edilebilmektedir. Geliyorum dördüncü krediye arkadaşlarım. Dördüncü kredi türümüz serbest kredidir. Yani babandan para istedin, baban sana parayı verdi, istediğin yere rahatlıkla ne yapabilirsin? Harcayabilirsin. Atıyorum hesabına 1000 lira yatırıyor, o parayı nereye harcadın diye sana soruyor mu? Sormuyor. Yani şöyle, tabii ekstra harcamalar yaparsan sorar ama kaç tane su aldın, kaç tane ekmek aldın, işte kafeye gittin, kaç tane nargile içtin, kaç tane kahve içtin gibi şeyleri asla sorgulamıyor. Bunun adına ne diyormuşuz? Bunun adına
serbest kredi ifadesini ekliyormuşuz. Arkadaşlar, bir diğeri ihracat ve ithalat kredisi olarak ifade edilmektedir. Ve burada özellikle bilmen gereken Exim Bank ifadesidir. Exim Bank. Export ihracattan, import ithalattan gelecektir. Hani iktisatta hocanızın bahsettiği ya da bahsedeceği bir ifade vardır ya, Cık Exim diye ifade ettiği kavram. Daha işte X ve B ile de gösterilebilir. Tüketim, yatırım, kamu harcaması, export, ihracat, import, ithalat. İşte buradan gelen bir banka Exim Bank olarak ifade edilir. Garantör bir banka olarak karşımıza ne yapabilir? Gelebilir. İhracat kredisini, ihracat kredisi demez arkadaşlarım. Satıcı kredisi olarak da ne yapabilir? Satıcı kredisi olarak da rahatlıkla kullanabilmektedir ki zaten konuyu anlattığım sınıflarda Exim Bank'la ilgili her sınıfta bir kurban belirleyip ona Exim Bank'ın tarihiyle alakalı, geçmişiyle alakalı bilgilendirmeleri ne yapmıştık, yapmıştık. Eğer size sorulan baktığımızda Exim Bank'ın vermiş olduğu ya da onun garantör olarak bulunduğu kredinin adı nedir derse, vereceğim cevap ihracat ve ithalat kredisi olarak ne yapılabilir? İfade edilmektedir. Bir diğer kalkınma kredimiz borç erteleme kredisi. Vadesi gelen bir borcum var. Bu vadesi gelen borcumu ne yapıyorum? Vadesinin uzatılması amacıyla kullanılan kredilerdir. Vade uzamasına temdit diye de ifade edebiliyor. Aklında bulunsun. Bakarsın sağda solda bir yerlerde karşınıza gelir. Çünkü maliyeyi zor yapan diğer isimlerdir arkadaşlar. Yani normal ismiyle sorsa herhangi bir sıkıntı çıkmayacak. Ama mesela ihracat kredisi demiyor, satıcı kredisi dediğinde o anda satıcının o ihracatla bağlantılı olduğunu maalesef sınav stresiyle beraber bağdaştıramayabiliyoruz. Bir diğer kredi refinansman kredisidir. Arkadaşlar, refinansman yeniden finans etmek anlamında kullanılır. Bunu gündelik hayatımızda da bizler de pek çok kez gerçekleştirebiliyoruz. Vadesi gelen bir borç var. Bu vadesi gelen borcun kapatılması amacıyla alınan başka bir borçtur. Yani borcu borçla kapatmak olarak da ifade ettiğimiz kavramın adı refinansman kredisi olarak ne yapılmakta söylenmektedir. O zaman biz kalkınma kredilerinde ilk slide'da proje kredisinden bahsettik değil mi? Sonra program kredisinden bahsettik. Sonra bağlı krediden bahsettik. Senle beraber, senle benimle beraber say. Sonra serbest kredi vardı. Sonra ihracat, ithalat. Sonra borç erteleme. Sonra refinansman kredisiyle karşı karşıya kaldık. Bunların hepsi, bunların tamamı kalkınma kredisi olarak ne yapar? Karşınıza gelmektedir dostlarım. Aklınızda bulunsun. Şimdi size bir soru geliyor. Vadesi dolan bir borcun ödeme tarihi geldiğinde ilk kredi faizine kıyasla daha düşük bir faiz oranı karşılığıyla sonraki yıllara ötelenmesine ne ad verilir şeklinde bir soru sormuş arkadaşlar burada. Bir diğeri süresi dolan bir borcun ödenmesi amacıyla aynı miktarda yeni bir borç verilmesi sureti ile yeniden borçlanmaya ne ad verilir şeklinde bir soruyu karşımıza getirmiş. Bunun ne demek olduğunu sen biliyorsun. Evet, o zaman kalkınma kredilerini anlattıktan sonra teknik yardımlardan bahsedelim. Arkadaşlar, teknik yardımlarda tamamen aklına gelmesi gereken şey teknoloji ürünü ithalatıdır. Yani teknoloji ürünü ithal etmek istiyorsun ama paran yok. İşte bu durumda aldığın kredinin adı teknik yardım. Bakma adı yardımdır. Ancak diğer tarafta bakıldığı zaman bal gibi de kredi olarak ifade edilir. Gene mantık aynı. Gelişmiş olan ülkelerden gelişmekte olan ülkelere aktarımları bizlere ne yapar? Bizlere ifade etmektedir. Yani şöyle düşünün. X bir firmada İthalat, teknoloji ithalatı yapmanız gerekiyor. O X firmadan teknoloji ithalatı yaparken başka bir ülkeden ya da o firmanın bulunduğu ülkeden kredi kullanıyorsunuz.
Ve bu krediyi ona göre şekillendiriyorsunuz. Yani şöyle bir örnek vermiştim. Derste olan arkadaşlar hatırlayacaklardır bunu. Mesela Sony firmasında Türkiye olarak destek istedik. Japon firmasında desteğimizi istedik ama paramız yok. Burada bize parayı veren kim olsun? Bize parayı veren Japon olsun. Japonya teknik yardım adı altında krediyi Türkiye'ye verir. Ama parayı aslında kime sunacaktır? Sony'ye sunacaktır. Japonya Sony'ye parayı verir ama kimin borçhanesine yazar? Türkiye'nin borçhanesine yazacaktır. Ve vadesi geldiğinde Türkiye Japonya'ya parayı ödeyecektir. Böyle bakabiliriz. Sony de Japonya'dan aldığı parayla Türkiye'ye ne yapacaktır? Teknik desteğini sağlayacaktır. Özellikle bunu bu yerli otomobil sürecinde görebiliyoruz arkadaşlar. Bildiğin dışa, arkadaşlar adı yardım olarak ifade edilen bir kavramdır. Burada klasik örneğimiz nedir derseniz, Marshall yardımları burada örnek olarak verilebilir. Hani bakıldığında yardım çok iyi niyetli bir yardım gibi gözükür ama arka tarafında siyasi bir takım isteklerle bizleri karşı karşıya bırakabilir. Dördüncü ifademiz askeri yardımdır. Arkadaşlar askeri bir pakta üye oluyoruz ve o üye olduğumuz pakta güçlü olan devlet, üye olan güçsüz olan devlete ne yapar? Yardımlarda bulunabilir. Burada da klasik örneğimiz nedir derseniz, burada da klasik örneğimiz NATO olarak ifade edilir. NATO'da da benzer bir durumları yapabiliyoruz, karşı karşıya kalabiliyoruz. Bu da askeri yardım şeklinde ifade edilmektedir. Evet, buraya dikkat. Bu sayfa bizim için önemli. Sendikasyon kredisi, sekürtizasyon kredisi ve ariyere borçlar kısmına dikkat ediyoruz arkadaşlar. Sendikasyon kredisi. Arkadaşlar, anlattıkken şunu söyleyeyim. Sendika dediğimiz şey bir topluluktur aslında. Yani tek başına pazarlık gücü düşük olan işçiler sendikada bir araya gelirler ve pazarlık güçlerini böylelikle ne yapacaktır? Artırmış olacaklardır. Bir araya gelme, toplanma durumuyla karşı karşıya buluyoruz. Burada da böyle bir durum var aslında. Şimdi borç isteyen bir devlet var. Bu borç isteyen devletin ancak kredi notu düşük. Skor diyorlar ya, skor düşük. Şimdi bu skoru düşük olan ülke bize gelip borç para istediğinde şunu düşünürüz. Ya biz bu ülkeye borç para vereceğiz ama bu ülkeden ya bize paramız geri gelmezse, yani ya aldığı borcu ödeyemezse diye düşünün, borç veren kısma yanımıza birkaç ülkeyi daha dahil ediyoruz. Amaç ne? Amaç tamamen riski dağıtmak olarak ifade edilir arkadaşlarım. O yüzden borç veren ülkenin riski dağıtmak adına yanına bir ya da birkaç ülkeyi bir araya alıp kredi notu düşük olan bir ülkeye borç para vermesinin tanımı nedir dersen sendikasyon kredisi olarak ifade edilmektedir. Yani yanacaksam sadece ben yanmayayım, benim yanımda birkaç ülke daha yansın mantığıyla hareket edilir. Bunu derslerde bireyler üzerinden örnek vererek anlattım sana, dikkatli ol. Yani X arkadaşın aldığı borçları ödemiyordur, sen de bunun farkındasındır. Yarın öbür gün sana gelir senden para ister, sen de çok seviyorsundur o adamı. Yok da diyemiyorsundur ama diyorsun ki o kadar param yok, ben parayı bir yerlerden toparlayayım öyle vereyim. Halbuki param var. Ama ne var? Ya benim 1000 liram yanacağına 3'e böleyim 300 liram yansın mantığıyla hareket edilebilir. Sendikasyon kredisi tamamen bundan ibarettir. Sekürtizasyon kredisi. Arkadaşlarım security eşittir güvenlik demektir değil mi? Biz de burada parayı vereceğiz ama bunun karşılığında ne talep edeceğiz? Bir güvence talep edeceğiz. Yani bir teminat talep edeceğiz güzel kardeşim. Teminat verilen borçlardır. Mesela bunu bugün bankalar yapar. Ne yapar? Ev kredisi talep edersin, kredi bitinceye kadar evin üzerinde ipotek vardır. Araç kredisi talep edersin, kredi bitinceye kadar aracı satman mümkün değil. Önce borcunu kapatırsın, ondan sonra satarsın. Burada da benzer mantık var. Geldin benden 50 bin lira para istedin. Dedim ki ya sen öğrenci adamsın.
50 bin lirayı sana vereceğim ama sen bana bunu nasıl ödeyeceksin? Hocam merak etme, benim şurada bir arsam var. Al, teminatlı olsun, faizini ödemezsen arsa senindir. Ha tamam o zaman dedim, sana 50 bin lirayı çıkardı, verdi. Bunun adına ne diyoruz? Bunun adına sekürtizasyon kredisi diyoruz. Güvenlik, güvence anlamıyla bizleri karşı karşıya bırakır. Ve burada arkadaşlar, aliyere borçlar dediğimiz bir ifade var. Aliyere borç, kısaca, özel sektör borcunun, devlet borcuna dönüşmesidir. Özel sektöre ait olan borcun devlet borcuna dönüşmesi olarak ifade edilir. Bu da özellikle 1989 öncesi dönemde var olan bir durumdur. Arkadaşlarım, finansal serbestleşme öncesinde babalarımız falan bir yabancı para kurulmayı yasakmış. Yani döviz taşıyamıyoruz. Suç olarak kabul ediliyormuş. E bu durumda mesela ben bir firmayım, ithalat yapmam gerekecek. Ne olacak? Şöyle bir durum. Mesela Bahçeli Avşe var. Atıyorum, Almanya'dan mal ithal edecek. E karşılığında o dönemler mark var. Hatırlarsın markı. Mark vermesi gerekecek. Ama Bahçeli Avşe'nin mark bulundurması mümkün değil. Ne oluyor biliyor musun? Araya biri giriyor arkadaşlar. Dikkat! Araya girecek olan Merkez Bankası'dır. Araya Merkez Bankası giriyor. Bahçeli Avşe atıyorum kaç mark olsun? 1000 mark. 1000 markın karşılığı kaç para olsun? 3000 TL olsun. 3000 TL'yi Merkez Bankası'na yatırın. Diyor ki kardeşim, Almanya'daki firmaya diyor, ben diyor döviz bulunduramıyorum, onun yerine Merkez Bankası'na parayı yatırdım diyor. Merkez Bankası ile görüşüyorlar, evet diyor, param bizde, merak etme. Malı Almanya'daki firma Bahçeli Avşe'ye gönderiyor. Bahçeli Avşe borcunu yerine getirdi mi? Evet, getirdi. Arkadaşlarım, şuna dikkat ediyoruz. Merkez Bankası olağanüstü bir durum oluyor ya da çok acil ülkenin nakde ihtiyacı oluyor. O parayı piyasaya salıyor ve 1000 markı Almanya'ya gönderiyor. İşte bu borç 1000 mark Merkez Bankası tarafından Almanya'ya gönderilemediği için artık kimin oluyor arkadaşlar? Artık devletin oluyor. İşte bu borcun adına biz ne diyoruz? Bu borcun adına ariyere borçlar ifadesini ne yapıyoruz arkadaşlar? Kullanmak durumundayız. Bak burası Şampiyonlar Ligi gibi, dikkat. Her denemede Murat çok severim buraları. Bununla alakalı sorular vardır. Sendikasyon, sekürtizasyon ve ariyere borç bu şekilde ifade edilir. Bir araya gelip borç veriyorsan sendikasyon, güvence olarak borç veriyorsan sekürtizasyon, özel sektör borcu devlet borcuna dönüşüyorsa bunun adına da ariyere borç ifadesini ne yapıyoruz? Kullanabiliyoruz. Evet, soru sizde. Diyor ki, kredi notu düşük olan devletlere kredi riskini paylaşmak amacıyla bir bankanın liderliğinde iki veya daha fazla banka tarafından ortaklaşa verilen dış kredi türü hangisidir diye sormuş. Bunu zaten rahatlıkla yapabiliriz. Aşağıdakilerden hangisi dış borç türlerinden biri değildir demiş. Burada rahatlıkla gerçekleştirebiliriz. Şimdi bak biz hani bono alıyoruz, tahvil alıyoruz ya. Kardeşim bu bonoyu ya da bu tahvili nereden ve nasıl alacağız? Şimdi size ondan bahsedeceğim. Başlığım hazine bonoları ve devlet tahvillerini ihraç yöntemleri olarak ifade edilecektir. Arkadaşlarım ilk yöntemimiz doğrudan halka arz yöntemidir. Bakın herhangi bir aracıya ihtiyaç duymadan hazine doğrudan kişiye, halka arz ediyorsa bu durumun adına doğrudan halka arz yöntemi diyoruz. Yani şöyle düşün bak, bir sınıfta tamamen canım sıkıldığından, o an resim çizmek istediğinden oluşturduğum
bir ifade sonucunda öğrenciler ya hocam böyle daha iyi olur sanki dedikten sonra bu anlatıma döndü. Burası azimli. Tamam mı güzel dostum? Azimli. Benzemese de idare azimli. Burada da bir ailemiz var. Bunlar da hane halkı. Eğer herhangi bir aracı olmadan doğrudan vatandaşlara, doğrudan halka arz ediyorsa adı görmüş olduğunuz üzere doğrudan halka arz ettirilir. Neden burayı böyle anlatıyorum? Bak çıktı sınav sorusu 2019. Ama tabii ki TAP yöntemi ya da müslük yöntemi demedi, satışa arz ifadesini kullandı. Burayı iyi dinle. İki, bankalar aracılığıyla satış yöntemi. Arkadaşlarım, bankanın kendisi, bunlar banka oluyor arkadaşlar. Bu Maslak'taki büyük kuleler gibi düşün. Ama altına yazayım tabii ki banka diye. Bankanın kendisi hazineden talepte bulunuyor. Diyor ki kardeşim bana atıyorum oradan 3 kilo tahvil ver, 3 kilo da bono ver deyip bir talepte bulunuyor. Bu talebi değerlendiren hazine bankanın talebine uyup ona tahvilleri ya da ona bonoları ne yapıyor arkadaşlar? Sunuyor. Daha sonra halk hazineye değil de bankaya gidip tahvilini ve bonosunu alıyorsa bu yöntemin adına ne diyoruz? Bu yöntemin adına bankalar aracılığı ile satış yöntemi adını veriyoruz. Devletin bankalar aracılığı devlet tahvillerini arz ettiği yöntemdir. 3 numara borsada satış yöntemi. Sermaye piyasalarında satıyorsa ki neyi sermaye piyasasında satabilir? Tahvili borsada satış yöntemidir. 4 numara ihale ya da müsaade yolu ile satıştan bahsediyor. Hazine önceden bir ihale takvimi hazırlıyor arkadaşlar. Önceden açıklanan bir ihale takvimine göre ihaleye çıkıyor ve tasarruf sahipleri de teklifi yaparak tahvilleri satın alıyor. Bildiğin ihale, bildiğin açık aktifa gibi düşünebilirsin bu durumu. Ancak 2019'da da sınav sorusu olarak gelen ifade TAP, diğer adı musluk, diğer adı satışa arz yöntemidir. Arkadaşlarım burada ne oluyor dersen önce beraber tanıma bakalım. Hazine ihraç edilecek iç borç senedi türü vade faizi önceden ihraç eder, banka satın alır ve Merkez Bankası'nda depolanır. Bak anahtar kelime, anahtar cümle bu. Merkez Bankası'nda depolanmasıdır. Arkadaşlar, hazine boş bir vaktinde tahvili ve bonoyu bastır. Ondan sonra bu bastığı tahvili ve bonoyu Merkez Bankası'nda depolar. Yarın öbür gün banka hazineden tahvil ya da bono talep ettiğinde der ki kardeşim ben tahvilleri ve bonoları kime bıraktım? Merkez Bankası'na bıraktım. Gidin Merkez Bankası'ndan alın. Ya da aldığınız tahvilleri fazla gelenleri Merkez Bankası'nda ne yapın? Merkez Bankası'nda depolayın şeklinde olayı ne yapar? Olayı bizlere açıklar. Şöyle bir örnek vermiştim. Fotokopi dağıtmam gerekecektir sınıfa ama fotokopi o anda yoktur. Arkadaşlar ben idareye bırakırım. Merkez Bankası gibi düşün. İdareye bırakırım fotokopilerinizi. Siz gider idareden alırsınız. Benimle muhatap olmazsınız. Benden talep etmezsiniz. Bana gelin hocam işte fotokopi nerede? İdarede arkadaşlar. Gidin idareden fotokopinizi alın şeklinde bir yorumu sizlere verin. Satışa arz ediyorum. Musluk ya da TAP yöntemi olarak ifade edin. O zaman hazine bonoları ve devlet tahvilleri ilaç yöntemlerine baktığımızda bir doğrular halka arz yöntemi, iki bankalar arasında satış, üç borsada satış, dört ihale yoluyla satış, beş TAP, musluk ya da diğer adıyla satışa arz yöntemi olarak ne yapılabilir? İfade edilmektedir. Evet, devam edelim.
borçlanmanın şekilsel özellikleri nelermiş? Onlar hakkında biraz konuşalım arkadaşlar. Şimdi bakın, borçlanma ile ilgili bir tahvili ve tahvilsiz borçlanma olabilir. Buradan sözel özetten gideceksin. Çok fazla yapılacak bir şey yok arkadaşlar. Tahvili tahvilsiz olabilir. Sen biliyorsun kimin tahvili olup kimin tahvilsiz olacağını, kimin kuponlu olup kimin kuponsuz olacağını, küpür kesik büyüklüğü, çıkarılan tahvilin üzerinde yazılı olan itibari ya da nominal değer, 10.000 liralık tahviliniz var diye kastettiği ifade o. Borçlanmalı taraflar, borç alan taraf belli mi? Belli ki devlet. Borç veren duruma göre ne yapacaktır? Değişecektir. Borçlanmanın adı. Arkadaşlarım, belli bir isim olabilir. Hani vergiyle borçlanmayı karşılaştırırken, vergiyi global olarak ifade ederken, borçlanmayı belirli bir hizmet karşılığında alınır şeklinde bir yorum yapmıştık. Kastettiği bu. Borçlanmanın miktarı da ne kadar borç verdiğinde bağlantılı olarak ifade edilebilir dostlar. Dikkat. Evet arkadaşlar, burada videoyu sonlandıracağım. Borçlanmanın birinci derece avantajları, ikinci derece avantajları, sağladığı menfaatler, işte faiz geliri zaten en önemli sağladığı menfaatler, onu biliyorsun ama bunun dışında bir takım menfaatler de sağlamaktadır. Başa başım altında nasıl olur, fark ödemeyi gerektirenler nasıl olur, bu itfa primleri nedir? Onlar hakkında sizleri bir sonraki videoda bilgilendireceğim. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.